eminim sizin de çok ilgileneceğiniz bir konu, bel ağrıları. Herkesin beli ağrıyor mutlaka. Sizin ağrımasa ailenizde bir büyüğünüzün, bir yakınınızın beli mutlaka ağrıyor. Bu bel ağrılarının da neden oluyor, nasıl tedavi edilir, ne yapacağız, kime gideceğiz? O kadar zor bir şey ki bazen doğru yapıyoruz, bazen yanlış yapıyoruz. Bizde bu çok basit gibi görünen ama aslında çok önemli, çok sık ve zaman zaman çok can sıkıcı konuyu enine boyuna sizlerle bir inceleyelim dedik. Bu konunun uzmanını davet ettik. Sağ olsun doktor hanım bizi kırmadı. Arasında zaman ayırdı. Bu akşam birlikteyiz. Hoş geldiniz. Şöyle bir arkanızda yazsanız. Biraz sonra sizlere de iş düşecek. Sizler de bizi arayacaksınız. Şu anda hemen not ettiğiniz, tamam işte benim konum çıktı, çok merak ediyordum dediğiniz sorularınızı da bize sorma fırsatınız olacak biraz sonra. Şimdi ekranda arkadaşlarım telefon numaramızı yazacaklar, yazmışlar bile. O numarayı da unutmayın ve bizi arayabilirsiniz. Ve uzman doktor Sevilay Eriş'e bel ağrıları ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Sadece telefon değil, mesaj da atabilirsiniz. Diyelim ki bağlanmak istemediniz. Güney yazıp, Güney, bir boşluk bırakın. Sorunuzu yazdığınız zaman 3969'a gönderdiğiniz zaman biz o soruyu da burada mesaj olarak görüp sizler için cevaplama şansımız var. Twitter'ı da bahsedeyim. Hani bu da moda oldu şimdi. Programlar Twitter'la da takip ediliyor. Ali Cerrahoğlu bitişik yazıp Twitter mesajı da yollarsanız o da bize ulaşabiliyor. Efendim tekrar hoş geldiniz. Ben hemen konuğumuza dönüyorum. Doktor hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ne iyi ettiniz, sağ olun. Çok önemli bir konuydu. Ne zamandır da bunu ele almak istiyorduk. Önce bir sizi tanıyalım. Nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz, kimsiniz? Evet. Ondan sonra da hemen konumuza geçelim. Evet. 1995 yılında Meram Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon dalında ihtisasımı 2008 yılında tamamladım. Daha sonra Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde, sonra Antakya Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Şimdi 10 aydır da Tarsus Medical Park Hastanesi'nde fizik tedavi uzmanı olarak çalışmaktayım. Hoş geldiniz. Mecbur hizmetinizi iyi yerde yapmışsınız. Gölken Hanım da herhalde. Evet, gayet iyiydi. Orası da büyük bir hastane değil mi? Bu tabii. Kemik Hastanesi. Evet. Bu konuda yoğunlaşmış bir hastane. Bayağı evet. Da yorulmuşsunuzdur orada, deneyim kazanmışsınız. Evet, rehabilitasyon hususunda oldukça iyiydi. Ortopedik rehabilitasyonda özellikle. İyi bir deneyim oldu benim için de, evet. Şimdi Tarsus'ta yaşıyorsunuz. Evet, Tarsus'ta yaşıyorum. Burada ikamet ediyorum. 10 aydır. Evet. Burada yaşamaktayız. Eşiniz de doktor. O da şu anda bizi izliyor. Evet. Da radyoloji uzmanı. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Kolay gelsin size. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi doktor hanım biz sizinle bir program yapalım diye konuştuk hemen. Aklınıza bel ağrıları geldi. Ne de iyi oldu. Niye bel ağrıları geldi? Çok mu sık görüyorsunuz? Çok mu sık karşılaşıyoruz bununla? Evet. Biraz bu sıklığından kimlerde görülüyor? İsterseniz oradan başlayalım bel ağrılarına. Bu arada izleyicilerimiz de zaten sorularını hazırlıyor olurlar. Hı hı, tamam. Bel ağrıları her insanın hayatında mutlaka %80 insanın mutlaka karşılaşacağı bir problem. Mutlaka hepimiz %80'imiz bir kez bel ağrısıyla karşılaşıyoruz. Evet. Tabii bunların hepsi bel ağrısı deyince bel fıtığı olarak anlaşılmakta. Bu demek değil. Yani bel fıtığı tüm bel ağrıları içerisinde sadece %5'lik bir dilim oluşturur. Yani bel ağrısıyla karşılaşmamız bel fıtığıyla karşılaşacağımız anlamına gelmez. Hemen bel ağrısı yapan, ama evet, ilk olarak belki en bilindik olması nedeniyle en fazla o geliyor ama değil, tabii değil. Çok fazla nedeni var. Bel ağrısının çok fazla nedeni var. Tabii en sık gördüğümüz neden aslında biraz zorlanması.
Ben kısaca bu arada belin anatomik yapısından da bahsedersem bahsedecek olursam. Evet, şimdi bel ağrıyor, niye ağrıyor, belin kemikleri nasıl sıralanıyor, evet, onu göstereceksiniz, evet, değil evet mi? Ki hani bel zorlanması nedir, nasıl olur, pıtık evet nasıl olur, bence bu maket üzerinde biz daha iyi anlayabiliriz. Şimdi o zaman arkadaşımızdan yardım isteyelim. Şimdi hı-hı kameraman arkadaşımız bir zoom yapsın sizin o kemik maketine. Siz de o renkli şekillerin ne olduğunu izleyicilerimize bir anlatın. Bu bir bel omurgası. Yandan görüntü belki daha iyi olabilir. Bel omurgası 5 kemikten oluşur. Yandan görecek olursak şu şekilde dizilim gösterir. Arkaya doğru bir kavisi vardır. Arada disk dediğimiz bir yapı bulunur. Ortası jel kıvamında ve ortada bir çekirdeği olan, çevre kısmı daha kalın olan bir amortisör görevi gören bir yapıdır yani bu. Şu beyaz kemiklerin arasında onların birbirine temasına yardımcı olan, daha yumuşak olan birer bölüm var. Evet. Disk diyoruz bu kısma. Evet, diskler. Bu kemik dokunun arka kısmında da faset eklemi dediğimiz, hani belde aynı zamanda bir eklem de var. İki taraflı. Bakın bu şekilde seyreden, aşağı kadar uzanan. Kemikleri birbirine bitiştiren. Bitiştiren. Aynen bir eklem sıvısı olan, kapsülü olan bir yapı, faset eklemi. Ve buranın içerisinde de omurilik geçer. Ortasından aşağıya. Ortadan. Bu değerli organ omurilik geçer. Bu kemik boşluklardan da omurilik bu sinir köklerine, bu sarı görünen vererek çıkar. Bunlar bacaklara doğru ilerler. Hissetmemizi, hareket etmemizi, bacaklarımızı hareket ettirmemizi sağlar. Yine küçük abdestle büyük abdestten sorumlu bu sinirler bunu yapar. Ben bunu şeye benzetiyorum, böyle bir ana sulama kanalı düşünün. Oradan her büyük tarlaya küçük küçük kanallar oradan ayrılıyor. O evet ana nehir gibi olan kanaldan. Bu da onun gibi kocaman bir kablo gibi aşağıya iniyor. Aynen öyle. Her seviyeden küçük küçük kablolar o bölgeyi sinir görevini yapmak üzere çıkıyor. Aynen öyle. Bel ağrıları bu kemiklerden kaynaklanabilir, disklerden kaynaklanabilir, buradaki eklemlerden kaynaklanabilir, bu faset eklemi dediğimiz. Tabii bu sadece kemik yapı, çok basit şekilde bunun etrafı, burası kıymetli bir organ. Etrafı çok kuvvetli kas dokusuyla, bağ dokusuyla döşeli. İçerisinde damarlar var. Bu her bölümden bel ağrısı kaynaklanabilir. Bu her bölüm bel ağrısı kaynağı olabilir. Bel fıtığı dediğimiz şey şudur, şuradaki kırmızı olarak gördüğümüz diskin içerisindeki bu çekirdeğin dışarıya doğru buradan taşması, şu kırmızı. Burada da bakın sinir kökü vardı. Taştığı zaman sinir köküyle temasa geçer. Belde ve bacakta, kalçada, topukta, bazen sadece topukta görürüz. Topuk ağrısıyla gelir. Belin arka kısmında, kalçada olan ağrıyla olur. Bel fıtığı budur. Bel fıtığı, hep bel fıtığı diyoruz. Aklımıza belki ilk bel fıtığı geliyor ama aslında en sık bel ağrısı nedeni belin zorlanması, akut zorlanması. Evet. Ağır bir cismi yerden almaya çalışırken aniden işte çocuğunu almaya eğilirken hemen belim tutuldu kaldı der mesela. Veya işte araba kullanıyordum, işte çantamı alayım diye eğildim. En çok da bu harekettir. Hani yan ve arkaya doğru eğilerek yerden bir şey almaya çalışmak en sakıncalı olan bel için ve olayı başlatan neden. Genellikle böyle olur. İşte bir market poşeti aldım, hadi taşıyayım dedim, o zaman kilitlendim derler. Genellikle böyledir. Çorabını giyerken bile mesela, oluyor. Mesela evet, çorabı giyerken bile olur. Tabii bu aslında yavaş yavaş oluşan bir hadise. Eğilip alırken hani bu yanması, hani ateşleme, aslında o esnada hani ateşleme olay ortaya çıkmış oluyor aslında. Yavaş yavaş dejenerasyon gelişiyor. Ortaya çıkaran hadise o olmuş oluyor. Bel fıtığı böyle bir şey. Bel zorlanması bu yapıların her birinden kaynaklanabilir. En sık gördüğümüz neden de bu. Tedaviye en iyi yanıt veren neden de bu. Belki de en sevdiğimiz neden de bu yüzden. En fazla 2 hafta içerisinde ilaç tedavisiyle, yatak istirahatiyle, gerekirse fizik tedaviyle yanıt verir. 2 hafta içerisinde düzelir. Akut bel zorlanmaları. Ama bayağı korkutuyor. O 2 hafta çok kolay geçmiyor. İşte evet, acaba ne oldu diye insanlar
Tabii. Peki akut bel zorlanmaları buradan diğer sebeplere mi geçelim ya da ne yapacağıza mı geçelim? Yani öyle bir şey olduğu zaman hani ani bir hareket yaptık. Bir şey kaldırırken bir anda eyvah dedik kaldık orada. Orada ne yapmak lazım? En doğru şey nedir? Yani gidip yatmak mı lazım? Hemen doktora mı koşmak lazım? Tabii o evrede telaşa kapılırlar. Hani ne istirahat akıllarına gelir ne de ne yapmaları gerektiğini bilemezler. O zaman işte biz devreye gireriz. Evet, bize o zaman bizi bulun deriz. O zaman bize ulaşın deriz. İlk evrede tabii hastanın muayenesi çok önemli. Klinik tabii ki önemli ama muayenede bir takım muayene bulguları ararız. Var mı? Bu sinirlerin bacağa gittiği her bir dermatomda, yani cildi innerve ettiği her bir alanı yoklarız, muayene ederiz. Bir takım refleksleri var. Bunlarda bir kayıp var mı ararız. Veya bir motor kayıp var mı? Bacağını çekmekte zorlanıyor mu? İşte ayak bileğini çekmekte, baş parmağını çekmekte. Bunun bir takım muayene usulleri var. Çünkü bu akut kas zorlanması tamamen buradaki kastan da kaynaklanabilir. Buradaki fıtıklaşmış olandan da kaynaklanıyor olabilir. Evet. Hani bunun ayrımını tabii ki ancak hekimi yapabilir. İşte biz o zaman devreye giriyoruz. O zaman bizi bulun diyoruz. Tabii tedavi usulleri kendi içerisinde çok değişir. Tabii ilk planda ilaç tedavileri olmazsa olmaz. Hani bu esnada oluşan enflamasyonu gidermek için anti-enflamatuar ilaç kullanımı ve bu evrede buradaki bu güçlü kas dokusunda çok fazla spazm gelişir. Çünkü omurga kendini korumaya almaya çalışır. Bir refleks olarak ağrı spazm yapar, spazm ağrı yapar. Böyle bir kısır döngüye girer. Peki isterseniz burada sözünüzü keseyim. Bir telefon alalım. Sonra biraz daha o kısma detaylı bir şekilde geçelim. Peki. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsın hocam? İyisin inşallah. Çok teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? Vallahi hocam Mersin'den arıyorum. Bizim de bir bel kayması vardı. Tamam. Bel kaymasında da 2-3 sefer ameliyat oldu. Platin kırıldı. Bilmem ne oldu. Herhangi bir düzenleme olmadı. Geçmiş olsun. Şu anda Allah razı olsun. Şu anda hasta ne rahat oturabiliyor ne de ayakta durabiliyor. Kimdir ya hasta? Ya yürüyecek. Neyiniz oluyor hasta? Eşim oluyor hocam. Eşiniz. Tamam. Evet. Ya yürüyecek ya uzanacak hocam. Yani ayakta dik duramıyor. Bir de sandalyede oturup da yemek falan yiyemiyor. Tamam. Dedim herhangi bir söyleyeceğiniz veya peki, bir... Peki şöyle yapalım. Ben şimdi doktor hanıma sözü bırakayım. Onun belki size soracağı sorular vardır. Yanınızda mı eşiniz? Evet şu anda yanımda hocam. Tamam. İsterseniz ona verin telefonu. Bir anlatsın bakalım. Yani. Tamam hocam. Peki tamam. Buyurun doktor hanım. Bu kameraya doğru dönerseniz. Hadi. Sizi tamam. Çeken kamera. Hadi. Merhaba, geçmiş olsun. Alo. Alo. İsminizi alabilir miyim? Alo. Biz sizi duyuyoruz. Geçmiş olsun diyor doktor hanım. Sağ ol hocam, sağ ol. Sesiniz biraz az gidiyor doktor. Sanırım, tamam. Peki. Biraz yükselteyim. Hasta benim hocam. Aha, geçmiş olsun. Adınızı alabilir miyim? Siz Beyce Cangiroğlu. Zeynep Hanım, geçmiş olsun. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Evet. Bel problemi ne zaman başlamıştı? Vallahi çoktan beri vardı. İşte 3-4 sene oldu ameliyat oldum. 3 sefer ameliyat oldum. Evet. Ondan sonra ameliyat oldum. Ameliyattan ilk ameliyatından sonra 6 ayda sonra şey oldu. Platinler kırıldı. İkinci kez opera oldunuz. Efendim? İkinci kez ameliyat oldunuz. 3 kez. Ha, bir kez oldunuz. Evet. Defa. Evet. Tamam. Evet. Ondan sonra platinden sonra vidalar kaldılar. Ondan sonra bir daha oldum. O platini çıkardılar. Ondan sonra vidalar kaldı. 5-6 ay sonra yine o vidaları çıkardılar. Şimdi kuyruk kısmından tut belime kadar hiç oturamıyorum. Arabaya biner bir yere gidemiyorum. Bacak ağrısı var mı? Kalçalarımda uyuşuk var. Her iki kalçada uyuşukluk var. Evet, evet. Kuvvet kaybı hissediyor musunuz? Efendim? Kuvvet kaybı, bacaklarınızda kuvvet kaybı var mı? Biraz var, az bir şey var. Gece ağrısı evet. Oluyor mu? Gece normaldir ama yürüyemiyorum işte fazla gidemiyorum. Gelin ayakta bile bir dakika bile ayakta kaldım mı yarması çok oluyor. Evet. Evet, bu da tabii sık gördüğümüz hasta gruplarından evet, bir diğeri. O yüzden
Yemeğimi uzanarak yiyorum ya, biraz 10 dakikada 2'de bir kalkıp yemek yiyorum, sandalyede yerim. Yani şöyle tabii televizyonda bu şeyi çözmemiz çok zor ama genel bilgi verilebilir. Belki bir tavsiye de bulunabilir hani doktora gitmesi yönüyle. Aslında sadece görüşerek bir teşhis koymak çok kolay değil tabii. Kilolu musunuz? Hayır, kilom 73. 73. Evet. Genelde şöyle olur. Önce de 90 kiloydum. Şimdi 73 kiloyum. Boyunuz ne kadar? Boyun 1.60 herhalde. Tamam. Yani 1.70. 76. Öyle mi? Bayağı uzunsunuz o zaman. Evet. Peki. Evet hocam. Tamam. Çok sık gördüğümüz bir tablo bu. Çok sık gördüğümüz klinik tablolardan biri. Tabii şimdi bel fıtığı operasyonlarından sonra da bel kayması operasyonlarından sonra da hep eksik kalan bir kısım oluyor. Hani bu tedavi oldu ve bitti değil. Yani bel problemine yakalanmış bir hasta aynı diyabet gibi düşünün. Aslında bütün ömür boyunca dikkat etmesi gereken birçok şey olacak. Evet. Mesela bel egzersizi yapıyor musunuz? Size bel egzersizi önerilmiştir mutlaka Zeynep Hanım. Efendim? Bel egzersizi yapıyor musunuz? Vallahi fazla yapıyorum da ama işte az. Evet. İşin en eksik kalan kısmı genellikle bu kısım oluyor. Bel egzersizinin devamlılık arz etmesi önemli bizim için. Yapıyorum ama devamlı değil. Çünkü bel, sırt ve karın kaslarının bu kas dokusu ne kadar kuvvetli olursa burayı da koruması o kadar iyi olacak. Genelde bu kısım hep eksik kalır. Ve yine obezite bizim toplumumuzdaki bir diğer problem. Gerçi bu hastamız için geçerli değil. Boy kilo oranı normal gibi görünmekte. Bir miktar belki 5-6 kilo fazla gibi görünmekte. Ama tabii o 5-6 kilo hani azmış gibi ama ilk 4-5 kilo bizim için bu diz problemlerinde de aynı şey geçerli. Bel problemlerinde de geçerli. İsterseniz izleyicimize telefon da açık çok duyamıyor gibi de bir tavsiye olarak nasıl bir şey yapar? Hani doktora mı gitsin, fizik tedaviye mi gitsin? Aynen ya öyle. Fizik tedavi mesela bu hastalar için olmazsa olmaz. Birebir tedaviyle rahatlayacağını düşünüyorum. Fizik tedavi aldınız mı hiç Zeynep Hanım? Efendim? Fizik tedavi aldınız mı? Evet. Geçen yıl aldım. Bu yıl almadım ama bu sene hiç almamışım. Tamam. Geçen yıla. Bu hastayı fizik tedaviden fayda görürüz. Bir kez öneririz. Sesim biraz az geliyor hocam. Çok da fayda görecek. Sesi az gidiyor, evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım Zeynep Hanım. Şimdi doktor hanım size diyor ki hani ben de biraz yüksek sesli konuşuyorum ve tercümanlık yapayım. Evet. Hani ameliyatta her şey bitmiyor. Bazı egzersizler, sonraki takipler de çok önemli. Onun için hani doktorun da peşini bırakmasın. Doktora gidip de belki bir fizik tedavi de fayda görebilirsin hocam, diye öyle hocam, bir önerisi doktorum, var. Doktorum şöyle dedi ya ömür boyu böyle kalacaksın ya bir daha yine olacağım. Ben de 3 ameliyat geçirdim diye korkuyorum, olamıyorum işte o yüzden bekliyorum. Yani şöyle yani. Bazen ameliyat sayısı çok olabiliyor hakikaten, ondan korkma. Doktor gerekli görüyor ki yapıyor. Yani çok ameliyat da illa kötü anlamına gelmez. Ameliyat bir şeyleri düzeltmek için yapılıyor. Hani hakikaten güvendiğin doktorun ne diyorsa onu yapmak lazım. Bazen sık ameliyat gerekiyor. Ne yapalım? Bazı hastalıklar böyle. O diyor ameliyat olacak, yine platin katılacak yani. Anladım. Evet. Şanssızlık da olmuş tabii, platin kırılmış. Evet. Neyse, hiç moralini bozma. Evet. Yani böyle çaresiz dert olmasın, değil mi? Şimdi teknikler de çok gelişti. Çareler de çok var. Doktorum şimdi şu an hocam Mersin'de değil. Bak şu an bir yere taşınmış da işte o yüzden bela kaldı. Sayını çıktı da. O zaman başka bir doktor olacak. Mersin'de çok hastaneler var. Hepsinde de fizik tedavi bölümleri vardır. Çok da fayda görür. Değil mi doktorum? Yani hastaneye gitsin. Kesinlikle çok da fayda görecektir. Çözümsüz değil. Yani bu endişeye girmeyin. Hani bu çözümsüz olacak. Bütün ömrüm böyle ağrıyla geçecek. Hani bu endişe bence sorun daha da çözümsüz hale de getirebilir. Depresyona girebilir sonra. Çok da sık eşlik eder biliyor musunuz? Bel ağrılarıyla birlikte. Evet. Çok da sık eşlik eder. Belki sadece bazen onun tedavisiyle bile rahatlama olabilir. Şimdi o zaman toparlarsak Zeynep Hanım şöyle yapıyoruz. Evet. Siz şimdi doktorunuz gitti, ne yapalım? Artık başka bir doktor olacak. Evet. Size en yakın hastaneye gidersiniz. Aslında önce bir aile hekiminize gidin. Değil mi? Aile hekiminize gidin deyin ki
Ya bak ben senin hastanım. Böyle böyle şu kadar ameliyat oldum. Başıma bunlar geldi. Onun Evet. tavsiyelerini bir dinleyin. O sizi doğru yere gönderir. Tamam. Doktor hanım da fizik tedaviden fayda görürsünüz diyor. Bütün ne kadar elinizde film, ameliyat raporu, tahlil ne varsa toplayın hepsini. Evet. Gidin fizik tedaviye. Böyle böyle anlatın. O size artık ameliyat mı, belki beyin cerrahına da mı gösterir? Sadece kendisi mi bakar? Yeni film mi ister? Orada belli olur hepsi. Tamam. Bunu moralinizi de bozmayın ama işte gerekeni yapmak lazım. Üşenmeyip doktora gidip takip etmek lazım. Oldu. Teşekkür Peki, çok ediyorum. geçmiş olsun. Sağ olasın. Mersin'e de buradan selamlar. Aleykümselam. Sağ olun. Bizi de izlediğiniz için teşekkür Evet. ediyoruz. Sağ Hayırlı olun. akşamlar. Hadi Sağ hayırlı akşamlar, güle güle. Evet, kronikleşince iş zorlaşıyor, değil mi? Bak moral de bozuluyor. İşte ameliyat olmuş, platin kırılmış. Ne kadar zor yani, üst üste bir sürü sıkıntı yaşamış. Yani ağrın neredeyse canın orada, değil mi? Yani Tabii, parmağın ucu bile tabii, ağrısı. tabii. Şimdi bir de şöyle oluyor. Ağrı var, hareket de etmiyor şimdi. Hani beli hiç hareket Tabii. ettirmiyor. Ağrı var diye hiç hareket ettirmiyor. Zamanla bu mekanizma iyice bozulmaya başlıyor. Hani iyice o kısır döngü daha da gelişiyor. Yani bunu bir yerden kırmak gerekir. Evet. Hani bu tamamen hareketsiz kalacak değil. Ne kadar kalabilir? Henüz 50 yaşında. Tabii, bu arada bir de tabii menopoz da işin içine giriyor. Hemen yeri gelmişken. Her ne kadar böyle 35-45 yaş arasında cinsiyet farklılığı görmeyiz. Kadınlarla erkekler arasında eşit sıklıkta görürüz bel ağrılarını ama bu 50-60 yaşlarından sonra kadınlarda bir ağırlık daha fazla bel ağrısıyla karşılaşırız. Tabii menopoz işin içine girer. Menopozla birlikte östrojenin çekilmesiyle birlikte bu kireçleme dediğimiz, şimdi ondan da bahsedeyim. Kireçleme, halk arasında kireçleme olarak bilinen, bizimse işte dejenerasyon dediğimiz hadise de devreye girmeye başlar. O zaman artık kadınlar da daha sık görmeye başlarız. Önceki eşitliği bozmuş olurlar. Kireçleme dediğimiz hadise de yine bu hem bu arkadaki eklemlerde, buralarda hem yine buralarda kireçleme olduğu zaman yine aynı mekanizma sinirle temas, sinirin çıktığı bu kısmın daralması, kireçleme dediğimiz olay yani bizim dejenerasyon yani eskime diyelim artık süreci. Yani ne kadar çok sebep var değil mi? Çok Sadece fazla, benim çok fazla. ağrıda değil de hepsi tek Evet. tip değil. Yani kireçlenme var, belki fıtığı var, Kayma kayma var, dedi yani bir sürü mesela. şey var. Peki tekrar bir telefon alalım bakalım sohbet bizi nereye götürecek. Alo. Alo. Hoş geldiniz, merhaba. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Sizi Ben dinleyelim. dört sefer bel fıtığından ameliyat oldum. Evet. Şimdi de evdeyim, daha 20 gün oldu ameliyat olalı. Çok geçmiş olsun. Acaba bir daha Duyabiliyor olma musunuz? durumumuz olur mu? Nedir bunun? Peki. Doktor hanım size birkaç şey sorsun. Biraz daha detaylı. Buyurun doktor. Tamam. Merhaba, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Dört kez ameliyat oldum dediniz, değil mi? Evet. Evet, bel En fıtığından. son ne zaman oldunuz ameliyatı? En son 20 gün önce oldum. 20 gün önce 20 gün. oldunuz. Tam vakti şimdi. Mesela ameliyat, bel fıtığı ameliyatından sonra 20 gün geçtikten sonra artık tam ideal zamana ulaşmış. Bel egzersizlerinin başlama zamanı. Önerildi mi bel egzersizi? Şimdi daha ben herhangi yatıyorum ben. Daha bir ayağımda gene biraz hafif bir yara var. Kuvvet kaybı Zaten var ilk mı? önce ayağıma inmişti. Şimdi hafif bir yarım var. Yatıyorum derdi. İşte şimdi bizim devreye girmemiz gereken zaman ameliyat sonrası 20. gün tamamlandıktan sonra yani 3 hafta tamamlandıktan sonra Evet. artık bel bölgesini kuvvetlendiren, belin hareketliliğini sağlayan egzersize geçme zamanıdır. En yakın fizik tedavi hekimine ulaşabileceğiniz fizik tedavi hekiminize mutlaka ulaşmanızı öneririm. Çünkü tam zamanıdır artık. 20 günlük süre artık Yani zamanı. yatma yerine artık egzersize başlaması gerekiyor. Tabii ki 20 gün dolduktan sonra artık bu zaman gelmiştir. Sizi kontrole çağırmışlar mıydı? Efendim? Kontrole çağırdılar mı hastaneden, ameliyat olduğunuz yerden? Yani tekrar şu kadar zaman sonra gel tekrar bakalım diye sizi çağırdılar mı?
20 gün sonra gideceğim. Yani 20 güne yakın. Salı günü veya çarşamba günü gideceğim. Heh, zaten o bir daha tezeleme durumu var mı bunun? Bu bel fıtığının bir daha... Tekrar olur mu? Evet, nüksler her zaman nüks riski vardır. Ama hani bir kez olunca da hep de olacağı anlamına gelmez. İşte buradaki biraz önce de bahsettiğimiz hani hem bu taraftan fıtık gelişebilir, bu taraftan da gelişebilir. 5 tane omurga var. Bu 10 farklı yerden fıtık gelişebilir. Siz diyelim ki buradan opere oldunuz. Diğer evet. sefere buradan olmuş olabilir. Yani evet. fıtığın tekrarlaması nüks tabii ki. Şimdi bizi dinlesin. Olabilir. Nelere dikkat etmesi gerektiğiyle hı-hı. ilgili değil mi? Tavsiyeleri de birazdan hı-hı. daha derli toplu tabii. yaparız herhalde. 20 gün bu çok önemli hakikaten. Biz kendi hastanemizde bunu oluşturabildik. Hani ameliyat sonrası 20. gün egzersiz programına başlıyoruz. Sonuçlarımız da gayet güzel. Bence en sık atlanan hani bu problem. Hani bel fıtığı operasyonu oldu, her şey bitti, iyileşti değil. Yani bu tedavi hala devam edecek. Bu hep devam edecek. Gerekirse arada evet fizik tedavi yöntemleri girilebilir. Ama bu egzersiz bel, sırt ve karın kaslarını kuvvetlendirme mutlaka ve mutlaka olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Şartımız bu. Bence doktoruna sanırım kontrole gittiği zaman fizik tedavi hekimiyle irtibat kuracaktır. Bence evet. sadece egzersizle, hani öğretilecek olan egzersizlerle bunun tedavisi sağlanmış olacaktır. Evet, şimdi siz kontrole gittiğinizde birçok şey yoluna girecek ama bizi de izlemeye devam edin. Biraz sonra nasıl egzersizler yapılması gerekir? Tamamı olmaz tabii ama kısaca da olsa biraz daha bilgi verilecek buradan size. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı sağ yayınlar. Mersin'le. Mersin'den mi aramışsınız? Evet, Mersin'den aramışım. Tamam. Çok selamlar Mersin'e. Teşekkür ederim. Mersin'li izleyicilerimiz daha çok arıyorlar. Değil mi? Tartıştan evet. fazla sanki. Orası nüfus daha büyük. Bir de herhalde onlar daha çok televizyon seyrediyorlar. Belki de, evet. Peki. Evet, yani herkesin şeysi de aynı, tekrarlar mı? Değil mi? Tekrarlar, bir şeyler evet. oldu, işte bir ameliyat olduk. Haklı olarak tekrar olur mu diye korkuyorlar. Bir şey var tabii. Demin bir şey yarım kaldıysa onu tamamlayalım. Eğer yarım kalmadıysa da isterseniz sıcağı sıcağına o koruyucu egzersizlere de güçlendirmeye de geçebiliriz. Evet, egzersiz tedavisi bel ağrılar için yine olmazsa olmaz. Her evre için farklı. Hani ameliyat sonrası için veya hani her evre için hekim egzersiz programı düzenler. Hani bu akut ağrılı dönemde egzersiz tabii ki ilk planda ağrılıyken egzersiz yaptırmayız ama bu ağrılı evreyi atlattıktan sonra her hasta için bireye yönelik egzersiz programı düzenlenmeli. Bu artık tanı ne ise hani bel fıtığı tanısı mı kondu? Kanal darlığı tanısı mı kondu? Kayma mı tanısı kondu? Yoksa bu arka eklemlerdeki faset sendromu tanısı mı kondu? Tanıya göre ve kişiye göre egzersiz tedavisi düzenlenmeli. Bunu her fizik tedavi hekimi gayet iyi bilir, gayet de iyi düzenler. Herkes için aynı hareket de değildir. Olmuyor. Tabii ki herkes için hani aynı hareket. Komşunun tavsiyeleri biraz değil. Riskli bu işte. Evet, aynen öyle. Hep bu hataya da düşülür. Her hasta farklıdır. Her birey, her bel farklıdır. Tek bir egzersiz türü diye bir şey yoktur. Muayeneye göre, hastanın bulgusuna göre, ne durumda, ağrısına göre, neleri yapabiliyor, yani kilosu ne, yaşı ne, başka hastalık var mı, birçok etken hani egzersiz programının düzenlenmesini etkiler. Ben hı-hı. bugün soru sordu hastalar bana. Hı-hı. İşte hafif depresif belirtiler var, işte bir ilaç söyledi, bu ilacı tavsiye ettiler, çok iyi gelir diye. Bu nasıl bir ilaç, iyi midir, hani en iyi ilaç nedir diye sordu. Şimdi tabii bütün ilaçlar iyi. Hani doktor karar veriyor. Bu hasta için hangisini kendisi seçiyor anlatmak için bir örnek kullandım. Sonra da çok hoşuma gitti. Size de söyleyeyim. Hani bir tamirci düşünün. Bir hasta bir araba getiriyorlar. Onu tamir edecek. Birçok da aletleri var. Bakıyor, teşhis koyuyor. Benim şu yeri düzeltmem lazım diyor. Oradan işte diyelim ki bir tornavida alıyor. Tornavida o arıza için en iyi alet. Onu kullanıp gideriyor. Ama başka bir arızada işte İngiliz anahtarını alıyor. Şimdi bu aletlerden hangisi iyi? Onların hepsi
doğru arıza da iyi. Tornavida da iyi. İşte evet. Yıldız tornavida da iyi. İşte bir İngiliz anahtarı da iyi. Hani biz rastgele bir tornavida verip al şu arızayı gider diyemiyoruz. Uymayabilir. O çok iyi bir şey olmasına rağmen. Yani ilaç da böyle. Evet, ilaç bütün ilaçlar böyle. İhtiyaç var ki piyasada ruhsat almış. Ama o doğru yeri bekliyor. Doğru hastalığı bekliyor. Hı hı. Onu da doktor karar verecek. Ha, benim şu hastamda şu ilaç kullanılmalı diyor ve o an için o en iyi ilaçtır. Yani basit bir şey de olsa, ucuz bir şey de olsa, pahalı bir şey de olsa. Hani siz tamirciye bir anahtar uzatıp al bununla bu arızayı tamir et diyemezsiniz. Muhtemelen uymayacaktır ona. Doğru vidaya girmeyecektir. Aynı şekilde biz de komşunun ilacı, ya bu bana çok iyi geldi. Ben bunu bir kullandım, hiçbir şeyim kalmadı. Böyle de abartarak bir ilaç vermek hiç doğru değil. Ama maalesef bizim kültürümüzde biraz bu var. Yani ilaç çok kolay tavsiye ediyoruz. Evet. Başka ülkelerde çoğu zaman suç da aslında. Başkasına ilaç vermek sorumluluk da gerektiriyor. Hı hı. Bazen bizim yanımızda bile yapıyorlar değil mi? Belki sizin yanınızda bile tabii, doktor olmanıza tabii. rağmen şu ilacı kullan süper diyebiliyorlar. Evet diyebiliyorlar. Bir de şey var benim en çok dikkatimi çeken hastalarımdan. İşte bir kas gevşetici verdi, bir ağrı kesici verdi, gönderdi. Gerçi burada hekime de düşen büyük sorumluluk var. Hastanıza hastalığını ayrıntılı bir şekilde anlatmalısınız. Tabii. Yeterli zaman ayırmalısınız. Yani bu ne mesela bu maket üzerinden hastalığı anlattığınız zaman hani bu sizdeki hastalık bu ve ben bunu bu şekilde tedavi edeceğim. Verdiğim ilacın amacı bu. Evet, ağrı kesici, antiinflamatuar yani çok sık kullanıyoruz. Kas gevşetici çok sık kullanıyoruz. Çünkü buradaki bu kuvvetli kas dokusu o ağrı spazm kısır döngüsüne girdiği zaman bu döngüyü bir yerden koparmak zorundayız. Ve biz o zaman evet ilaçlara ihtiyaç duyuyoruz ama hani tabii ki ömür boyu ilaç kullanma diye bir şey yok. Yani bu tür ilaçların elbette ki mide üzerine ciddi yan etkileri var, böbrek üzerine ciddi yan etkileri var. Evet, ihtiyaç olduğunda evet tamam. Tabii. Ama ömür boyu ilaç kullanma diye bir durum yok. Böyle bir durum olamaz. Ömür boyu ağrı kesici kullanma gibi bir durum böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz. Bir de kas gevşetici kelimesi çok popüler oldu. Evet. Hani eskiden şimdi her şeye kas gevşetici deniyor. Hı hı. Mesela bazen işte dizim ağrıyor deniyor. Kas gevşetici istiyor. Hı hı. Diz kas ağrısı değil, orada kas yok. Hani bütün ağrı kesicilere kas gevşetici denmiyor. O ayrı bir şey. Evet. Hani bazı hastalıklarda kas gevşetici hakikaten kullanılır ama bazılarında o değil de işte antiinflamatuar, başka türlü ağrı kesiciler kullanılır. Yani farklı farklı da onun çeşitleri var. Evet. Bütün ağrı kesiciler aynı değil. Evet. Aynı değil. Tabii bazen şöyle de oluyor. Hani başka belki konuya atlayacağız ama hani omuzda omuz ağrısı veya diz ağrısı. Evet, o zaman eğer kasta gerginlik hissediyorsak diyelim ki omuz için veya diz için, evet Murelax kas gevşetici kullanmak gerekebilir o zaman. Ama her zaman değil bu. Evet. Ya da bazı kas gevşeticilerin de antiinflamatuar özelliği var. O zaman evet daha güçlü bir enflamasyon gidermek istiyorsak o zaman kullanırız, evet. Ama bu tabii ki her zaman değil. Evet. Evet, yani çok basite almamak lazım. Çok çeşitleri var. Çok teşhisi de çok kolay değil her zaman. Evet, onun için hekimler de zorlanıyor. Birçok sorular soruyor, muayeneler yapıyor, refleksler ölçüyor. Görüntüleme metotları kullanılıyor. Bir plan yapılıyor. Onun için hep dediğimiz gibi kendi başınıza bir çok büyük bir görev yükleyip tedavi etmeye kalkmayın. Bir hekime gidin, birisine, bir bilir kişiye danışın diyoruz hastalara. Evet, belki de burada seyircilerin bence en çok dikkat etmelerini istediğim husus şu. Bel ağrısı tipi. Hangi ağrıda ne yapmalılar? İşte bel ağrısı. İsterseniz ona girmeyelim. Ben böyle sohbete öyle bir daldım ki arkadaşlarımın uyarısını atlıyorum. Telefonlar peş peşe geliyor. İzleyicilerimizi de bekletmeyelim. Tamam. Alo. Alo. Eyvah, çok beklettik herhalde. Hatta mısınız? Biz sizi duyamıyoruz. Telefonda mısınız? Peki.
Derviş kardeşime bakıyorum, bekletmişiz, hattan düşmüş. Böyle şeyler oluyor. Belki tekrar arar, o zaman bekletmeden bağlanırız. Evet, siz bir şey anlatıyordunuz. Evet, bu bel ağrısı, 3 tip bel ağrısı vardır. Hani ben bunu kabaca belirtmek isterim. Mekanik tip dediğimiz, işte bu hep bahsettiğimiz, biraz önceden beri bahsettiğimiz, bu akut kas zorlanmaları gibi, kireçlenme gibi, bel fıtığı gibi ağrılar mekanik tip bel ağrılarına girer. Yani mekanik tip ağrı demek ne demek? Şudur: hareketle artan ama istirahatle rahatlayan ağrı. Bu mekanik tip ağrıdır. Bel ağrılarının çok büyük bir kısmı da mekaniktir. İyi ki de öyle. İyi ki de öyle. Çok büyük bir kısmı mekanik tip ağrılar. Bir de enflamatuar tip ağrılar dediğimiz var. Bu iltihaplı romatizma deniyor halk arasında veya ankilozan spondilit gibi dediğimiz istirahatle rahatlamayan, bilhassa hareketle rahatlayan, hareket ettikçe rahatlayan tür ağrılar var. Bu bambaşka bir bel ağrısı grubu. Ve bir de üçüncü grup olarak malign tip ağrı dediğimiz, işte Malta humması denen halk arasında bu brucella gibi, tüberküloz gibi hastalıkların da bel tutulum şekli var bu durumda. Veya kanserin ya direkt primer olarak buradan başlayan bir kanser türü her ne kadar nadir olsa da, veya bir başka kanseri olan işte akciğer gibi, meme gibi, prostat gibi kanser olup uzak hücre taşınması, o metastaz dediğimiz olayla da bel problemleri, bel ağrısı olabilir. İşte bu malign tip ağrı. O zaman hem istirahatte ağrı vardır, hem harekette ağrı vardır. Yani bu da malign tip ağrıdır. Zamanlaması soruyla bile çok yönleniyor değil mi? Kesinlikle. Yani birkaç soru cevapla bile bazı hastalıklar ekarte oluyor. Bazılarına daha çok ağırlık gece veriliyor. Gece ağrısı mesela çok önemli, evet, bizim için. Gece ağrısı var mı, gece yok mu? Gece ağrısından kalmış olalım. Tamam. Oraya bir işaret koymuş olalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Ben Tarsus'tan arıyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun, nedir sorunuz? 30-35 sene evvel hep belim tütüyordu. Eğri meğri kalıyordum. Bir iş yapıyordum. Üşüdüğüm zaman hep dokunuyordu. Ama öyle idare ettim. 2 sene evvel tam bir sancı oldu. Bir ay kadar. Evet. Adana'ya gittim. Orada bana doktor hemen ameliyat olacak. Özel hastane. Tamam. İmkanım yoktu. Biraz bir miktar şey istedi. İmkanım yoktu. Tekrar geldim. Tarsus Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor bana dedi, evden kaldırıma inebilirse dedi ameliyat olmaz. Dilimi de çektim. Dilimde 2 tane fıtığım var. Ama bir, bu günlerde yürüyemiyorum. Yürediğim zaman ayağım, sağ ayağım kilitlenir. Acaba ameliyat olsam uygun mu? Uygun değil mi? Ameliyat olayım mı diyorsun değil mi? Evet. Yani olan iyidir. Yani yürüdüğün zaman dokunuyor. Devamlı topuğundan, kalçandan. Kalçadan yani topuğa vuran bir ağrı var. Yürürken oluyor. Bu ne zaman dediler ameliyat olmayı? Ne zaman tavsiye ettiler? Yeni mi? 3 sene evvel Adana Üniversite Hastanesi'ne gittim. Ama yeni gitmedin mi hiçbir yere? İmkanım yoktu. Tamam. Ama orada Tarsus'a gelince devlet hastanesi doktor tavsiye etmedi ameliyat. Ama dayanamıyorum. Artık ağrısı var, yürüyemiyorum. Ben şunu merak ettim. Şimdi bu 2 seneden bu yana yeni bir yere gitmedin mi hiç? Yani yakın zamanda bir şey dediler mi? Son birkaç ayda. Öyle bana söyledince Tarsus'ta hastane bana söyleyince ben daha uğramadım. Sancısı da kesildi. Yani hakime gittim. Hakimlerden o sancı bir şeyler sürdüler, ne yaptılar, o sancı kesildi ama yürüdüğün zaman böyle 100 metre yürüdüğün zaman sağ ayağın kilitlenir, böyle tutuluyor. Tamam, biraz da tahammül etmiş hasta yani. Sürüyor onu, şikayet. Ameliyat olsan uygun mu değil mi onun için? Tamam, peki bakalım doktor hanımın görüşünü alalım. Bir telefondan ayrılmayın. Tam da evet, yeri oldu yine. Şimdi bacaktaki kuvvetsizlik, bu yürürken ayağın takılması, yine uyuşmalar, hani bu
Evet ve bu yaptığımız tüm bu konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisine, fizik tedavisine işte veya ne bileyim bantlama gibi, kuru iğneleme gibi tüm bu tedavilere yanıt vermediyse o zaman ameliyat endikasyonu doğmuş demektir. Bu bacakta sürüklenme ne zamandır var? Bunu öğrenebilir miyim? Bacağım 3 sene evvel de yürüyemiyordu. Adımı atıyordum. Sanki belimden kopuyor. Öyle ağrı ama hekimlere gittim ameliyat olmayın diye. O ağrı geçince 2 sene böyle idare ettim. Bugünlerde yine yürüdüğüm zaman ayağım titremiyor. Yani adım atamıyor. Şimdi bu da çok sık tabii gördüğümüz bir durum. İşte ameliyat olacak mı, olmayacak mı? Ameliyat endikasyonu ne? Ne zaman ameliyat olmalı? Gel sesin halk gelirdi. Tamam. Şimdi bu hani ameliyat olun veya olmayın demek için hani mutlaka hastanın muayenesi gerekir. Yani bu hasta bir duyu problemi var mı? Motor defisit taşıyor mu? Refleksleri ne durumda? Yani bu hastanın beli şu anda ne durumda? Hani bunu ellemeden, dokunmadan, muayene etmeden hani buradan bunu saptamak güç. Ameliyat olun veya olmayın demek güç. Siz nerede ikamet ediyor bilmiyorum hasta ama yani şimdi bu fizik tedavi evet mutlaka fizik tedavi hekimi bizim alanımızdır. Bu bizim şimdi, alanımız. Doktor abi. Mesela bir ben üniversiteden doktor bana dedi hemen ameliyat olacağım. Ben de o doktoru tanıyor. Önce Tarsus'ta görevliydi. Ahmet dikişçiler var. Tamam. Ben oradan para olmadığı için Tarsus'ta dönerken ikinci günü gittim. Filmini de çekti. 2 tane fıtı var. Tercih olabilirsin. Yani affedersen yakın zamanda haftasın. Ama bu gevşerlik başlamış. Ama Tarsus'taki Ahmet Adnan Köroğlu var. O bana dedi ki ameliyat olma. Bu senin para için ameliyat oluyor. Ben yani bir bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Peki yani şöyle isterseniz şöyle toparlayalım. Şimdi hakikaten zor bir karar. Şimdi hatta bazen oluyor böyle. Bir doktor diyor ki ameliyat lazım. Bazen ikinci bir görüş olabiliyor farklılıklar. Şimdi yakın zamanda tekrar sizin bir görüş almanız lazım. Şimdi bir hastaneye gidiyor. Hocam bana bir doktor öyle güvenli bir doktor bir yer tavsiye edebilirsen. Şimdi tabii televizyonda biz onu söylememiz zor. Hani şuraya git buraya git dememiz çok uygun evet. Düşmez. Ama Tarsus'ta bak 2 tane devlet hastanesi var. Gerçi bir birleştirer. Devlet hastanesinde var fizik tedavi. Evet. Medikal Park'ta var. Umut'ta var mı bilmiyorum. Diğer Umut Hastanesi'nde var. Hani hepsinde var. Hepsini sayayım diye uğraşıyorum. Belki Ömer Sayar Hastanesi'nde de vardır bilmiyorum. Dolayısıyla fizik tedavisi tercih etmediniz hocam. Bir fizik tedaviye de görünün siz. Doktor hanım da fizik tedavi uzmanı. O da diyor ki iyi olur bir görsün fizik tedavi diyor. Olsun, hani fizik tedavi doktorunun görmesi ayrı. O fizik tedavi uygulaması ayrı. Yani önce doktor muayene edecek. Fizik tedavi doktoru da muayene yapıyor. Gerekirse filmlere bakıyor, hepsine bakıyor. Sonra sana diyebilir ki sen bir de ameliyat doktoruna git. Diyebilir ki sana şu ilaçları kullan. Diyebilir ki bak seni 10 gün tedavi alalım. Yani o anda belli oluyor. Hani fizik tedavi doktoruna gitmek demek illaki o fizik tedavi olacaksın anlamına gelmiyor. O bir muayenedir aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla sen hiç üşenme şimdi en yakın hastaneye git. Oradaki bir fizik tedavi doktorlarımız var. Çok kıymetli hepsi. Onlardan birine muayene olursun. Sonra belki o da ameliyat ol diyecek. Belki demeyecek. O ancak senin muayenenle belli olur. Filmlerinle belli olur. Şimdi bacağına bakılacak, o refleks çekiciyle şöyle bir vuracak, bacağın iyi zıplıyor mu veya öyle kalıyor mu? Öbür tarafını ölçecek, diğer bacağını da mezurayla ölçecek. Acaba azalmış mı, biri daha mı ince? İşte bir hafif bir iğneyle şöyle bir sürtecek. Acaba hissinde kayıp var mı? Bir sürü şeyi var bunun. Tüm bu muayeneleri yaptıktan sonra diyecek bak belli oldu senin hastalığın şudur. İşte şunu yapacağız. Hani bunları yapmak lazım. Çünkü kaç sene geçmiş.
öyle 3 sene 4 sene bu kadar zamandır çekmişsin, bunu mutlaka çözmek lazım. Asal fıtık meyilmesi 30-35 sene evvel. Ya gördün mü? Yani buna uğraşmak lazım, hiç pes etme. Mutlaka çaresi vardır bunun. Çok da gecikirsen bu sinirler sıkışa sıkışa sonra geri de dönmez. Evet. Hani ameliyat da olsan iyileşmeyebilir bu sefer. Bakarsın başka şeylere gider, işte idrar tutmaya kadar. Onun için en iyisi zaman da kaybetmeden hastaneye gitmek lazım. Valla çok zaman kaybettim hocam. 3 tane doğru zaman kaybettim. Tamam. Kaç yaşındasın? Ben 60 yaşındayım. Tamam, bak daha da genç diyoruz artık o yaşlara. Onun için yarından tezi yok. Gitmek lazım. Sağ ol hocam. Peki, çok geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol aradığın için, bizi izlediğin için. Evet. Klinikler arası işbirliği tabii çok önemli. Beyin cerrahisi ve fizik tedavi. Biz bunu bizim hastanemizde başarabildik. Gayet de güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bir o açıklamayı yaptım. Belki ona eklemek istersiniz. Çünkü halk arasında şöyle bir imaj var. Hani fizik tedavi doktoruna fizik tedavi için gidilir. Hani sadece onların işi onu yapmak gibi. Ama ayrıca bir değerlendirme, tanı koyma ve hani muayene işin asıl önemlisi o tabii ki. Tabii. Fizik tedavi muayenenize göre eğer fayda etmeyeceğini düşündüğünüz bir hastaya elbette ki beyin cerrahisine göndermek durumundayız. Evet. Yani bu güzel bir işbirliği gerektirir. Biz bunu bizim hastanemizde başarabildik. Beyin cerrahi kliniğiyle birlikte gayet de güzel yürütüyoruz. Hakan Bey'in de kulağını çınlatalım değil mi? O da programımıza katıldı daha önce. Evet, ona da selamlar gönderelim. Gayet iyi başarıyoruz. Gayet de iyi. Sonuçlarımız da gayet güzel. Biz başaramadığımızda evet olmuyor diyoruz. Yani çünkü bu ameliyat endikasyonu böyle konur. Konservatif tedavi. Tüm tedaviye yanıt vermiyorsa ve artık o ağrı hastanın günlük yaşamını bozuyorsa, ağrılı bir yaşam, artık günlük yaşamını alt üst etmişse elbette ki ameliyat vakti o zaman gelmiş demektir. O zaman tabii ki gönderiyoruz. Elbette ki yönlendiriyoruz. Ama tabii ki her fıtıkta ameliyat olacak oldu diye böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, elbette yok. Peki. Bakalım şimdiki arayan izleyicimiz de benzer bir şikayeti mi var? Alo. 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 Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Alo hocam, iyi programlar. Ramazan Mersin. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Ben çok az geliyor Ali hocam ya. Vallahi şöyle, bizim bilmiyorum bu akşam sesimizde mi bir şey var? Senin de sesin az geliyor. Var mı bir sorun doktor hanıma? Bel ağrıları ile ilgili. Var mı? Bende bel ağrısı var. Tam da bana göre program. Tamam, yalnız o sizi duymuyor. Şimdi ben kulaklığı doktor hanıma vereyim. Bu sefer ben duymayayım, o duysun sizi. Merhaba, geçmiş olsun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ya çok az geliyor hocam ya. Ben sizi gayet net duyabiliyorum. Şimdi daha iyi mi sesim? Ya hocam, ben 28 sene önce bir belim ağrıdı. Gece çalışır. Bizi de programlarımızı sık arar. 5-6 sene önce. Sağ olsun, bir bel ağrısı varmış. Yani. Tamam. Şimdi yeniden alabilir miyim? Çok özür dilerim. 5-6 sene önce bel ağrısı çektim ben. Tamam. Tepe gideceğimizde buradaki insanlara gittik. Tamam. Biri de ayakından bilmem belimi doğrultu, bilmem ne yaptı. Sınıkçıya mı gittiniz? Bu halk arasındaki efendim? Sınıkçı denen hani bu çekme olayını öyle bir şey mi yaptınız? Hiç anlaşılmıyor. Sizi bir doktor değerlendirdi mi? Ha, şimdi iyi. Bir doktor değerlendirmesi oldu mu Ramazan Bey? Hayır, hiç gitmedim. Bir film çektim Urfa'da. Evet. Dediler bel fıtığı başlaması var. Hı hı. Karnem marne olmayınca yalan yok, ben de gidemedim. Anladım. 8 senede ağrı kesici kullanıyorum. Evet. Belime bel yakısı kullanıyorum. Evet. Şu an 2-3 senede bayağı rahatım yani. Bir şey anlamadım hocam, bilmiyorum ne oldu. Ben sizin programı görünce Ali Hoca'yla da bir merhabamız var. Evet. Çok kilo fazlalığınız var mı? Yok. Hı hı. 24 saat belime peştemal bağlıyorum. Evet. O bana destek veriyor. Evet. Korseleme, bir tür korseleme, evet, şekli. Korse gibi, evet, bir şey. Evet. İşte
bizim bir komşu ameliyat oldu. Bayağı kötü oldu. Onun için ben de geçen sene. Evet. Şu an adam çok hemen hemen Mersin Devlet'te oldu. İsim vermeyelim de reklam. Evet. Orada oldu adam, şu an yatal at. Siz sohbeti devam edin. Ben size vereyim isterseniz. Tamam. Tamam. Siz, o zaman bu kulağınıza söyleyeyim. Taktığınız cihazda bir sorun var. Sanırım evet. Ulan o birine geliyor. Tamam. Şimdilik geçmiş olsun. Çok sağ olun. Peki. Çok uzun zamandır hissettiği bir bel ağrısı var. Tabii 8 yıl. Yine aynı bu biraz önce konuştuğumuz gibi o ilk hastamızda kronikleşme. Ama tabii bir tanı da almamış anladığım kadarıyla. Sadece bir fıtık başlangıcı mı denmiş, böyle bir şeyden bahsetti. Çok yoğun çalışıyor, ihmal etmiştir. Evet, sanırım yine hani bir muayene eksikliği var. Hani genel olarak sanki değil mi hastalarda gördüğümüz. Evet, hani böyle bir şey denmiş ama hani ne durumda, ben şimdi nedendi, ne planlandı? Belki bu da bizlerin eksikliğinden, hekimlerin evet. eksikliğinden. Hani ne planlandı, bu ne yapmaya çalışıyoruz? Ne tedavi yaptık ve bu konuda hastaya yeterli bilgi vermiyoruz sanırım, anladığım kadarıyla. Evet. Bu hastada da aynı şekilde. Yani doktora gidecek değil mi yine? Tabii ki aynen. Evet. Yani aynen. Bir işine, şimdi ben onu tanıdığım için söylüyorum, biraz eşi emanet edecek. O sabah gidecek doktora, bir muayene olacak. Bir beli bakılacak her şeyine. Evet. Belki film çekilecek. Ona göre bir çare bulunacak. Muayene çok önemli, çok kıymetli evet. bizim için bel ağrılarında. Çok çok önemli. Ve tabii anamnez, evet. bir sürü sorular sorarız. Hep evet. bu konuştuğumuz şeyler, gece mi ağrıyor, gündüz mü ağrıyor, nasıl başladı, öksürük oluyor, öksürük artıyor mu, oturması nasıl, kalkması nasıl, gece ağrı nasıl oluyor, sabah tutuk oluyor evet. mu? Hani bir yığın soru var. Bize bir sürü sapak var ve her sapaktan bir yola çıkıyoruz. Bir yere ulaşmaya çalışıyoruz, hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden muayene bizim için çok önemli. Hastayı dinlemek bizim için çok önemli, bel ağrılar için. Tabii birçok hastalık için, birçok evet. her şey için belki evet. bu temel unsur ama bel ağrıları için de böyle. Şimdi doktor hanım, demin Ramazan Bey'le sohbette sözü geçti, sınıkçı dediniz işte. Herhalde deminki hastada bir hekime gittim, hakime gittim diye şekilde ifade evet. etti. Sanıyorum o da gerçek hekim değil de böyle bir şeydi. Şimdi bizim böyle bir gerçeğimiz var. Yani özellikle bel ağrısı için hekim dışı bir yardım evet. arıyoruz. Bunlar hani işe mi yarıyor da yapıyoruz veya bunların bir tehlikesi var mıdır? Bu insanlar ne yapıyorlar? Nasıl bir tedavi yapmaya çalışıyorlar, teşhis koymaya çalışıyorlar, böyle atadan gelme yöntemleri var. Bunlar tabii sizin yaşantınızda çok daha gündeme geliyordur. Tabii ne çok fazla. Tabii bu. O mikrofonu da yakanıza mı koysanız rahat edersiniz. Sanırım. Biraz da sesiniz az geliyor diye herhalde yaptınız evet, ama. Evet. Şimdi onu ayarlar iyi. Arkadaşlarım. Şimdi tabii bu elden ele öğrenilen bir. Hani sınıkçılık işte bir önceki kişiden öğrenilerek yapılan bir takım işler. Hani bu hani tabii ki bir anatomik yapıdan habersiz yani hani bu insanların ya da biz tanı koymak için neler yapıyoruz? Yani bu fıtık var mı? Varsa derecesi ne? İşte var derecesi tamam büyük ama işte şuradaki bu sinirle basısı var mı? Varsa acaba biz tedaviyle bu basıyı ne kadar azaltırız? Hani bir yön şeyi düşünürken hani bu hususta hiçbir bilgisi, hiçbir eğitim olmayan bir insandan nasıl tedavi umuyorlar? Ben evet. çok şaşırıyorum, şaşırarak izliyorum. Bu bizim toplumumuza yerleşmiş bir şey ama tabii ki çok ciddi sonuçları olabilir. Çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani bu işte bir takım çekme, itmeler yapıyorlar vesaire. Artık masajlar ne yapıyorlarsa, ne yapılıyorsa buradaki kocaman işte ekstrüde olmuş veya sekestre olmuş bir fıtık ne kadar düzelebilir yani böyle bir şey yok. Evet. Ve çok ciddi sonuçlar olabilir. Yani bunu çok ciddi... Üstüne oturuyor, çekiyor, bir ani hareket yapıyor, sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Şimdi yani o bir sıkışma varsa sinirde evet. o darbeyle kopabilir. Evet. Kablo gibi düşünün, kesilebilir. Sinir evet. dokusunun tamiri de yok. Hani neyse bu koptu, tekrar dikiş atayım da bunu bir araya öyle getireyim bir şey de olmuyor. Evet. Öyle bir şey yok. Yani şey başka yok. Dokularda o var, işte kesiliyor bir yerimiz. Dikiyoruz, hı-hı. yan yana getiriyoruz, iyileşiyor. Ama sinir dokusu ama bu böyle sinir değil. Öyle bir şey değil. Yani bu
aman böyle bir şey yapmasın izleyicilerimiz. Yani evet. Çok tehlikeli. Bu kadar doktor var her tarafta. Evet. Bunun tıbbi bir karşılığı var aslında. Manipülasyon dediğimiz. Elle tedavi dediğimiz. Ben de kliniğimde uğraşıyorum bu işle. Evet, bunun bir tıbbi karşılığı ve eğitim şekli var. Eğitimini de alıyorum. Osteopati dediğimiz bir eğitim şekli de var. Hani bunu eğitimli insanlar da artık yapıyorlar. Hani bu işin hem anatomik yapısını, hastalığı çok ayrıntılı bilip ama aynı zamanda bu şekilde de tedavi edebiliyoruz. Evet, böyle bir tedavi şekli var. Yani illa bir evet. Manipülasyon istiyorsak onu doktor yapar. Evet, yani biz bu... Sizin burada iğneleriniz de var. Evet. Bunlardan program bitecek yakında. Zaman geçti. Onun için yavaş yavaş toparlayacağız. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, böyle korkutucu da... olmasın akşam iğne gösterip ama biraz anlatın ne yapıyorsunuz bu iğnelerini. Bunlar akupunktur iğneleri. Akupunktur iğnesiyle kuru iğneleme tedavisi. Yani bu çeşitli ağrılar için kullanılabilir. Bel ağrılarında da bunu kullanıyorum. Kuru iğneleme tedavisi. Bu tabii iki iğne getirmişim. Boy boy ve kalınlığı da farklı olabilir. Kuru iğneleme tedavisi bel ağrılar için kullandığımız bir tedavi. Yine bu bir başka tedavi. Artık tedaviler tabii çok farklılaştı. Çok sadece hani fizik tedavi kendi içerisinde de farklılaştı. Hani bu mesela bir diğer kinezya bantlama dediğimiz, kinezyolojik bantlama dediğimiz bel problemlerinde de bunu kullanıyorum. Şimdi şu tenisçilerin özellikle bayanlar renkli evet, bir şeyler evet, bantlar evet. yapıştırıyorlar. Onları biraz anlatır mısın? Şimdi ben biraz hani bu da bir mesleki bir sohbet olacak. Hani farz edelim ki kameralar yok. Ben biraz ihtiyatlı bakıyorum bu işlere. İşte akupunktur da, bu tür bantlar da. Hani biraz böyle kanıta dayalı ikna olmak için biraz fazla kanıt peşinde oluyorum herhalde. Evet. Mutlaka evet. vardır ki uyguluyorsunuz da. Hani biraz hadi birbirimizi ikna edelim bu konuda. Yani şimdi bu bantta da temel hedef fascia dediğimiz doku. Bunda da aynı şey. Fascia. Yani tüm bu organları döşeyen ince bir zar düşünün. Hani bütün hepsini, bütün karın içi organları, bütün omurgayı hepsini döşeyen bir fascia dediğimiz organ var. Ve bu manipülasyonda da aynı şekilde. Hani bunda da her birinde aynı şey var. Hedefimiz bu doku, fasciayı gevşetmek. Bu tedavinin hedefi budur. Fasciayı gevşetmek. Tabii bu bir yakı gibi düşünülür genelde ama hani yakı gibi yapıştırılır ama bu bir tedavi şeklinde kinezyolojik bantlama için konuşacak olursak her bölgenin, her hastalık tipinin bir bantlama şekli vardır. Hani yapıştırdık geçtik böyle bir şey yok. Omuz için farklı, işte boyun için, beldeki problemler için farklı, ayak, diz, hepsi için farklı bir bantlama şekli vardır. Bantlama gerim şekli, gerimi farklıdır, yapıştırma şekli farklıdır. Yani bu fasciayı ilgilendiren, fasciayı tedavi etmeye çalıştığımız bir yöntem. Bu da aynı şekilde, kuru iğneleme de aynı şekilde. Fasciayı uyarıp ve vücudun hücrelerine deriz ki gelin burayı onarın. Yani. Ve spazm olmuş, kasılmış olan dokuyu... dokuya girip iğneyle artık hangi dokuysa o tedavinin bölgesine göre değişir. Kasılı olan kısma göre değişir. Böyle bir tedavi şekli. Dedim ya fizik tedavi kendi içerisinde çok fazla. Her hasta için de bir plan oluşturulur. Yani fizik tedavinin de kendi içerisinde kullandığımız bir yığın ajan var. Hani işte artık tabii yenileri de ekleniyor buna. Traksiyon mesela bel için, bugün bel için konuşuyoruz. Traksiyon hani bel fıtıklı hastaların bel fıtığı için alıyorsak kullandığımız tedavi yöntemlerinden biri. Kilosuna göre belirli bir çekme açısı ve şekli verilerek hastaya bir traksiyon dediğimiz bir tedavi var. Yani bu omurgayı şöyle çektiğinizi düşünün. Yani buraya dışarı çıkmış olan materyali ne kadar geri alabilirsek. Buradaki gerilmiş olan bir dokuyu çektiğimiz zaman gevşer. Hani hedef bu. Mesela traksiyon bunlardan biri. Lazer tedavisi bunlardan biri. Veya manyetik alan tedavisi bunlardan bir diğeri. Yani klasik tedaviler olarak bunların hepsini ben kliniğimde uyguluyorum. Tabii her zaman diyoruz her hasta farklı.
Her hastada planladığımız tedavi de farklı. Yani bu bant, evet, her hasta bantlanacak, böyle bir durum yok. Ya da her hasta iğnelenmez, hayır, böyle bir durum da yok. O muayeneye göre ve ihtiyaca göre değişen bir şey. O zaman karar verilecek olan bir şey. Evet. Şimdi bel ağrıları böyle. Bundan sonraki programlarda inşallah birlikte olursak, olduğumuzda başka konuları da, hangi konular olabilir? Hangi konular sizin klinikte çok karşılaştığınız konular, öncelik taşıyan, meşgul eden konular? Tabii boyun ağrıları. Değil mi? Aynı bel gibi. Omuz ağrıları, diz ağrıları, her biri tabii başlı başına kocaman konular ama daha da hani spesifikleşecek olursak, İşte yumuşak doku romatizması, fibromiyalji ya da kas romatizması halk arasındaki adıyla bilinen bu. Çok sık karşılaştığımız, çok sık gördüğümüz. Yine bu ankilozan spondilit belki konuşulabilir bir başka programda. Bir yığın var yani kas iskelet sistemi. Omuz ve evliliklerini konuştuk biz. Skolyoz. Ortopedi hocasıyla Mersin'den. Skolyoz o da. Çok az değil yani. Evet, o da bel ağrısının bir başka nedendir mesela. Hani çok konu çok geniş. Hani aklıma geldikçe evet, konusu geçtikçe bahsetmeye çalıştım. Skolyoz da mesela bel ağrısının nedeninden biri. Osteoporoz mesela, ben onu da hemen kısacık şu arada geçmek isterim. O da kemik erimesi de hani kemiğin sessiz hırsızı denir hemen. Evet, kemik erimesi hemen belde ağrı yapmaz ama eğer kemik eriyip artık burada bir kırık oluşturursa, evet, o zaman şiddetli ağrı yapar. İşte diyoruz ya, hep her hasta farklı. Yani o hastayı hemen akut kas zorlanması olarak alamazsınız. O röntgeni görmeden bunu diyemezsiniz. Mesela böyle bir osteoporotik kırık, kemik erimesine bağlı bir kırığa bağlı bel ağrısı gelişmiş olabilir. Bu da bel ağrısı nedenlerinden bir diğeri. Veya kemik osteomalazi yumuşaması, kemik yumuşaması da mesela bel ağrısı nedenlerinden bir başkası. Çok fazla tabii nedeni var. Hani aklıma gelen, daha sık gördüğümüz nedenlerden biri de bu. Hani kemik erimesi kelimesi çok doğru değil belki ama halk öyle biliyor. İşte evet, bu osteoporozda hani hep femur başı bilinir, işte kalça kemiği bilinir ama omurgalar da çok etkili. Kesinlikle omurgalar. Bizim ülkemizde kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Onunla ilgili hani boy kısalıyor, yaş ilerledikçe birçok sorunlar oluyor, küçük küçük kırıklar oluyor. Hakikaten bel ağrısına o da çok neden oluyor. Peki o zaman şimdi tabii biraz zamanımız tamam. Ama eksik kalan bir şey var, onu da tamamlayalım. Ne yapalım da belimizi koruyalım, ne yapayım ben şimdi yarın ağrımasın diye, biraz bunu konuşalım. Şimdi izleyicilerimiz dedi ki ya tamam, çok kötü bir şey, çok da sebebi var. Ne yapalım da koruyucu hekimlik. Evet, belki de en önemli kısım, bel için en önemli kısım. Ben bel ağrısı ya da bel fıtığıyla karşılaştım, her hastama bunu anlatırım. Burada bu anlatacakların hepsini anlatırım. Şimdi bel ağrısı, bel fıtığı tanısı konmuş hastanın artık günlük yaşamında düzenlemesi gereken bazı şeyler olacak. Mesela yatakta yatış şeklinden başlarım anlatmaya. Akut ağrılı evrede bir yatış şekli vardır. İşte kalça ve dizi 90 derece büküp araya bir minder yastık koyarak yatın deriz, sırt üstü yatma pozisyonundaysa. Yan da önerilebilir, yan yatışta önerilebilir. O zaman da evet, ağrısız tarafınıza yan yatın, dizlerinizi hafifçe göğüse doğru çekip araya bir küçük yastık koyarak yatın. Ağrılı evrede yatış, önerilen yatış şekli budur. Yüzü koyun yatış değil, önerilmez. Veya ağrılı tarafa yatış önerilmez. Ne taraf ağrısızsa o tarafa yan yatış da olabilir. Yataktan kalkış pozisyonu çok önemli. Böyle birden bu şekilde yataktan fırlayarak kalkma diye bir şey yok. Bel problemli bir hasta her zaman öncelikle yan dönecek, elleriyle destekleyerek ve ayaklarında yataktan sarkıtarak kalkmalıdır. Bel ağrılı hastanın, bel problemli hastanın kalkış pozisyonu budur. Benim bel problemim yok ama ben de böyle kalkıyorum. Bir korumadır, bir koruma tedavisidir bu. Market poşeti taşıma, ağırlık kaldırma, en çok yapılan hata bu benim gördüğüm kadarıyla. Lütfen yerden bir cisim alırken belinizi eğerek değil, diz çömelerek, yani cismin ağırlığını dizinize yönlendirerek ağırlığı kaldırmaya çalışın.
İlla ağırlık taşımanız gerekiyorsa ikiye bölün. İki eşit parçaya bölerek taşımaya çalışın. Bu önemli. Bir yerden bir şey kaldırmayı göstermek ister tabii, misiniz? Tabii gösterelim. Ama hemen kalkmayın. Ben şimdi sevgili dervişten rica edeyim. Kamerayı yönlendirirse hani bir şey kaldırırken nasıl kaldıralım? Yerden bir bavul kaldırıyoruz. Kocaman bir torba kaldırıyoruz. Hemen böyle baldır güldür kaldırmayalım da belimizi koruyarak evet, nasıl kaldıralım? Gördüğüm kısmını. Çamaşır sepeti evet. Kaldırırken siz zorlanırlar. Siz mikrofon bağını da unutmadan isterseniz kalkıp gösterebilirsiniz. Tabii. Oradan bir şey neyi kaldıracaksanız. Ama şu anda mikrofon duymazlar. O biraz uzanabilir. Tamam. Yerden bir cisim kaldırmış olacağımızı düşünecek olursak. Şu şekilde değil de bu yanlış olandır. Bu şekilde değil de çömeliyoruz. Diyelim ki şöyle kaldırdık. Ve vücudumuzda olabildiğince yakın şekilde. Yani şu. Şu değil. Bu yanlış. Hep bu hataya düşerler. Veya çok, çocuğunu alacak. Evet. Hop şu şekilde değil. Her zaman çömelerek. Yani cismin ağırlığını dizlere yönlendirerek, bele yönlendirerek değil. Zaten evet, bel evet. Oldukça hassas ve nazik duruma gelmiş. Bir de üzerine daha fazla ağırlık değil. Evet, çok buna teşekkür dikkat ederim. Etmenizi böyle kalkarak gösterdiniz ama bence çok faydalı oldu. Çünkü bir anda yük bindiği zaman belede büyük bir açı verildiği zaman çok ciddi sakatlanmalara neden olunabiliyor. Evet, son olarak vermek istediğiniz mesajlar varsa böyle hap gibi izleyicilerimize onları da verelim. Onlar da ona göre hareket etsinler. Yani biz bel ağrılarını konuştuk bu akşam. Belimizi nasıl koruruz onu konuştuk. Hastalıklarını, ilaçlarını, tedavilerini, ameliyatları konuştuk. Sağ olun sizler de katıldığınız programa. Şimdi Doktor Sevilay Eriş, fizik tedavi uzmanı bize son tavsiyelerini söyleyecek. Evet. Bel ağrılarının tek bir nedeni yoktur. Bel ağrısı sadece bir semptomdur ve bel ağrısı yapacak bir yığın hastalık vardır. Bu ancak ve ancak hastayla konuşarak ve muayene ederek ve ihtiyaç dahilinde de tetkik ederek, bir takım tetkiklere başvurarak, işte bu röntgen tetkik olabilir, MR tetkik olabilir, artık hangisine ihtiyaç duyulursa muayeneye göre, böyle tanı konabilecek bir semptomdur aslında bel ağrısı. Yani tek bel ağrısı nedeni bel fıtığı değildir. Bel fıtığı tüm bel ağrıların içerisinde sadece %5'lik bir dilimi oluşturur. Birçok bel ağrısı nedeni vardır ve bunu muayene ile ve dediğim bu usullerle çok net şekilde tanıyı koyup tedavide buna göre planlayabiliriz. Doktor Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa bir geri bildirim vermem gerekirse, hani mesleğini seversen çok güzel oluyor. Mesleğin ne olursa olsun. Hani illaki doktor, mühendis, işte iş adamı bir şey olmak gerekmiyor. Hani sevdiğim tüm meslekler çok kutsal. Konsantre olduğun zaman, o işi severek yaptığın zaman da başarı geliyor. Sizde de bunu gördüm. Hakikaten işinize hakimiyetiniz, onu anlatırken duyduğunuz heyecan, konsantrasyonunuz ve tüm bu konsantrasyonu yaparken de böyle dağılmamanız yine... Soğukkanlılığınızı korumanız, bunu söylemek isterim. Çok takdire şayan, hakikaten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sizi deli arayan hastalarla birlikte inşallah hep beraber hepsi de şifa buluyor, bulacaklar. Çok teşekkür ediyorum ben programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum, gayet hoş bir program oldu. Boyun ağrıları, romatizmalar, diğer omuz ağrıları çok sık görüyoruz, diz ağrıları dizler, çok sık. Onları. O programları tekrar yaparız. Tamam. O sırada biraz da belki ekip halinde yaparız. Olur. Biraz sizi çalışırken görüntüleyelim. Olur. İyi olur. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, bu akşam bel ağrısını konuştuk. Çok başımıza geliyor. Doktor Hanım'ın verdiği kıymetli istatistiğe göre %80'in insanların etkiliyor. Güzel de oldu. Nasıl korunuruz? Elimiz ağrırsa ne yaparız onları konuştuk. Haftaya başka bir konuda birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağlıklı haftalar diliyorum.